Bu haftaki programımızın konusu leke neden olur ve tedavisi nasıl yapılır? Efendim, leke güneş ışınlarının deriye gelmesi sonucu derinin güneş ışınlarını daha alt katmanlara geçirmemek için oluşturduğu siyah şemsiyelerdir. Hani yazın nasıl ellerimizde şemsiyeler dolaşırız güneş başımıza geçmesin diye, derinin de kendi bir otonom savunma sistemi vardır. Bu güneş ışınları derinin alt katmanlarına kadar gidip küçük derileri yavrulayan ana hücrelere radyasyon olarak, ultraviyole ışınları olarak zarar verip onların mutasyona uğraması, kanserli hücrelere dönmesini engellemek maksatıyla derinin kendi kendine oluşturduğu siyah şemsiyeler topluluğudur. Peki bu siyah şemsiyeler herkeste olmuyor da niye bazı insanlarda oluyor? Herkesin melanin üretme hızı veya potansiyeli aynı değil de ondan. Özellikle beyaz tenli kişilerde melanin üretimi daha çok olur. Biz bunlara küçüklükten itibaren çilli kız, çilli çocuk şeklinde şeyler söyleriz. Bu çiller aslında derinin ne kadar çok geçirgen ki onları koruyabilmek için deri alt katmanlarından yukarı doğru melanogenesis dediğimiz melanin üretimini tetikler ve bir sürü melaninler üretir. Küçük 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 her taraf melanin topluluğuyla dolu olur. Bunları küçük birer şemsiye düşünün. Bu şemsiyeler güneş ışınlarını emecek ve alttaki yeni oluşan yavrular bu güneş ışınlarına maruz kalmayacaklar. Nedir güneş ışını? Ultraviyole. Ultraviyole ne yapar? Radyasyon yani kanser, mutasyon. Bunlardan korunabilmek için derinin kendi kendine geliştirdiği savunma sisteminin adı güneş lekeleridir. Ama ne yazık ki bu güneş lekeleri kozmetik olarak ve estetik olarak hoş görünmemekte. Ne yapmak lazım? Deriden bunları temizlemek lazım. Deriden bunları temizleyince bu derinin çok hoşuna gitmeyecektir. Onun yerine evet yeni bir hava savunma sistemi kurmak lazım. Yani güneş koruyucu kullanmak lazım. Güneş koruyucu kullanırsanız ne çilleriniz çıkar ne güneş lekeleriniz çıkar. Çünkü derinin kendini savunmasına gerek kalmaz. Siz güneş koruyucuyla onu korursanız deri o zaman bir oh çeker, rahat eder. Melaninler üretmez, şemsiyeler üretmez. Peki deriye bunu bir kere güneş koruyucu sürdüğünüzde o lekeler hemen gider mi? Hayır, onun da bir hafızası var. Kendini korumak için yıllar boyu hep şemsiye üretmiş. Peki ne yapmak lazım? Düzenli güneş koruyucu kullanarak deriye şunu söylemek lazım. Ben artık seni koruyacağım, senin korkmana gerek yok, senin kendini savunmana gerek yok, senin şemsiyeler üretmene gerek yok. Peki oluşan şemsiyeleri ne yapacağız? Oluşan şemsiyeleri de tıbbi yöntemlerle oradan alacağız. Nasıl? Ya yüzeyden soyarak veya lazerli yöntemlerle soyarak veya zımparalayarak veya kimyasal veya bitkisel yollarla soyarak ya da derinin altından oralara artık şemsiye üretme mesajı göndererek işte ne olacak bunlar mezoterapi şeklinde, PRP şeklinde iğneler yaparak o bölgeleri biz uyaracağız. Diyeceğiz ki artık şemsiye üretmene gerek yok. Biz seni bundan sonra koruyacağız. Seni korumamız altına alacağız. İşte deriye bunu anlatabilirseniz ve kademeli olarak dönem dönem cildi soyarsanız o zaman lekeyle birebir mücadele etmiş olursunuz. Güneş koruyucu kullanmak kaydıyla. Peki deriyi sürekli soyduk soyduk soyduk. Deri incelmez mi? Hayır. Deri ne kadar soyulursa canlı bir organ olduğu için o kadar kalınlaşır. Sağlıklı deri kalın olur, soyulan deri kalın olur. Bunun için derinin soyma yöntemlerinden yani peeling dediğimiz veya Fransızca deskamasyon dediğimiz yöntemlerden korkmaman lazım. Çünkü deri canlı. En azından alttaki deri canlı. Üstteki deri şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir evin çatısı gibidir. Evin içerisine yağmur yağdırmaya çalışıyorsunuz ama yağan yağmurlar çatılardan aşağılara akıyor. Evin içerisinde bir türlü bir damla dahi yağmur düşmüyor. İşte dış tarafı ölü hücrelerle çevrili deriye leke tedavi edici kremler sürmek aynen buna benzer. Önce dışarıdaki bu çatıyı kaldırıp ondan sonra evin içerisine yağmur yağdırmak lazım. Yani ölü hücreleri temizledikten sonra müdahale etmek lazım. Aksi takdirde kullandığınız kremler derinin en üst tabakasındaki yani epidermisin ölü hücrelerinde takılıp kalacaklar.
Şimdi sırasıyla bu deri tedavisindeki diğer yöntemleri görelim. Yani nedir bunlar? Peeling yöntemi, özellikle ışık peelingi denen çok çok etkili yeni bir yöntem. Tek seansta bile çok çok etkili sonuçlar verebiliyor. Bunun haricinde karbon peeling dediğimiz bilgisayar destekli lazerler, karbondioksit fraksiyonel lazer dediğimiz çok çok derin soymalar yapabilen, akne skar izlerinde dahi çok çok güzel, ameliyat skar izlerinde tedaviler yapabilen bir lazer çeşidi, bunu anlatalım. Efendim, bir de bunun haricinde deriyi içeriden tedavi edebilen, derinin yeni leke oluşumunu engelleyen, aynı zamanda kırışıklıkta, liftingde, anti-aging tedavi olarak kullanılan PRP'den, yani yeni nesil PRP, GRP'den bahsedelim. Growth Factor Rich Plasma'yı size sırasıyla anlatalım. Öncelikle ışık peelinginden bahsedelim. Işık peelingi dediğimiz şey bir seansta lekeyi tamamen yok edebilen bir uygulamadır. Lakin dezavantajı şudur, rengi, cildinin rengi koyu olan kişilerde ışık peelingi uygulamak riskli. Yani cilt tipi Fitzpatrick sınıflamasına göre 4 ve üstü olan kişilerde uygulanamaz. Yani benim gibi, cilt tipi benim gibi olan bireylerde leke tedavisi yapmak ışık peelingiyle biraz sakıncalı olur. Onun için daha cilde açık olan kişilerde leke de varsa ışık peelingi uygulamak çok çok kolay. Ama sonrasında bir 3 ay, 6 ay kadar ev ödevlerini iyi yapması gerekiyor. Nedir bu ev ödevleri? Bizim hastaya verdiğimiz düzenli kullanması gereken leke oluşumunu engelleyici ürünler ve tabii ki güneş koruyucu. Peki ışık peelinginin ne tür başka şey var, avantajı veya dezavantajı var? Uygulandıktan sonraki ilk 2 günde ışık peelinginde yüzünüz kıpkırmızı olur. Sonraki 3. ve 4. günlerde yüzünüz kahverengileşip 5. 6. gün soyulmalar başlar. 7. gün bebek poposu dediğimiz o güzel cilt ortaya çıkar ki harika bir görüntüdür. Ancak sonrasında ev ödevlerinizi düzgün yapın ki daha önceki kaybolmuş lekeleriniz tekrar geriye gelmesin. Peki ışık peelinginde acı var mıdır? Işık peelinginde uygulama esnasında 3-5 dakikalık bir sürede biraz acı hissedebilirsiniz. Ama sonrasında kesinlikle acı yoktur. Bol bol yüzünüzde kuruma hissedersiniz. Bunun için de size zaten besleyici güzel bir ürün vereceğiz ve bir güneş koruyucu vereceğiz ve bunları kullanacaksınız. Uygulaması kolaydır. Yaklaşık yarım saat kadar bir uygulama aralığı sürer. Sonrasında da bir hafta kadar iyileşmesi sürer. Yani ışık peelingi yaptırmak için sizin tam bir haftalık bir izne ihtiyacınız var. Peki, ikinci, cildin leke oluşumunu engelleyen cilt altı uygulama, yani leke GRP'si. Leke GRP'si nedir? Leke Growth Factor Rich Plasma, yani lekeyi içeriden kendi kan hücrelerinizle tedavi etme yolu. Peki bunun için ne yapıyoruz? Önce hastamızı yatırıyoruz, koluna bir bandaj takıyoruz, ondan sonra turnikeyi bağladıktan sonra da kolundan 8 cc kadar kan alıyoruz. Bu kanı işleme tabi tuttuktan sonra yaklaşık 4 cc kadar growth faktörden zengin plazma elde ediyoruz. Bunun içerisine leke yok edici ilaçları da karıştırıp hastamızın daha önceden uyuşturulmuş yüzüne mezoterapi şeklinde enjekte ediyoruz. Peki GRP yaparsak farkı ne olacak? GRP cildin leke oluşumunu önler, hem de içeriden. Biz genelde ışık peelingi yaptığımızda ya da diğer leke tedavileri yaptığımızda içeriden mutlaka GRP ile destekliyoruz. Desteklemek zorundayız çünkü leke içeride üretiliyor. Bunun için de GRP leke tedavisinde çok çok önemli. Hele ki çok çok ciddi leke problemi varsa kesin GRP yapıyoruz. Peki hastanın cildi çok kalın. Bazı yerler ince, bazı yerler çok lekeli, bazı yerler çok lekesiz. Peki bunlarda ne yapıyoruz? Bunlarda bilgisayar destekli lazerlerden yardım alıyoruz. Peki, o zaman ne yapmamız lazım? Alın bölgesinde, yanak bölgesinde, çene bölgesinde, burun bölgesinde, her bölgede aynı milimetrik soyulma istiyorsak, o bölgelerdeki lekeleri temizlemek için o bölgelerde soyulma istiyorsak, bunlarda kimyasal veya bitkisel peeling uygulayamazsınız. Çünkü bu tür peelingler derinin ince olduğu yerlerde daha aktif iken kalın olduğu yerlerde daha az aktif olacaklar ve hastada parçalı bulutlu, hiç de hoşumuza gitmeyen sonuçlar doğuracaktır. Halbuki lazerler, bilgisayar destekli lazerler bunu tamamen çözerler. Vücudun veya yüzün her yerini eşit oranda soyar ve bize uygulama yapmamız için
veya işte leke yok edici kremleri uygulayabilmemiz için temiz, ölü hücrelerinden arınmış, tamamen orta deriye nüfuz edebilecek ilaçlarımızı güvenle sürebileceğimiz bir ortam sağlar. Bunun için de gerek karbon peeling, gerek karbondioksit fraksiyonel lazer uygulamaları güvenle yapılır. Ama bunlarda da yine karbondioksit fraksiyonel lazer cilt tipi 4, 5 ve 6'lara uygulanmaz. Bu nedir? Benim gibi esmer veya benden daha esmer olan kişilerde karbondioksit lazer uygulamak risklidir. Ama karbon peelingi güvenle uygulayabiliriz. Bunun için çok işte esmerim, doktor bey bu kişiye lazer uygulanmaz dedi falan dememek lazım. Onlar da karbon peeling uygulayabiliriz. Peki karbon peeling nedir ve ne işe yarar? Efendim karbon peeling yüzünüzdeki leke olan veya olmayan bütün yerler aktif karbon bulamacıyla yani bir çeşit çamur gibi karbonla fırçayla tüm yüze sürülür. Tüm yüze sürülen bu karbon kuruduktan sonra lazerimizle o karbonların üzerine atış yaparız. Ve o karbonlar üstteki ölü deri ve lekeli deriyle beraber buhar olup havaya uçar. Tüm yüz bu şekilde taranır ve bütün yüzü bütün lekelerden ve ölü hücrelerden temizlemek mümkün olur. Birazdan zaten hastamıza da yapacağız. Karbon peeling yapacağız. Karbon peeling yaptıktan sonra veya şu anki aradaki farkı siz göreceksiniz. Sonrasında da yüzümüze kendi kanımızdan elde ettiğimiz kök hücrelerle GRP uygulaması yapıp lekeleri aynı zamanda içten de tedavi etmiş olacağız. Bugün Nihat Bey'imizin hastası gördüğünüz bu güzel hanımefendi ve konumuzda çok uygun bir şekilde yüzünde çok eskiden beri var olduğunu gördüğünüz leke izleri mevcut. Kendisine bu leke izlerini gidermek için belli bir tedavi protokolü düşündük ve kararlaştırdık. Bu tedavi protokollerinden ilk önce karbon peelingi şu anda hastamıza uygulayacağız. Adı üzerinde karbon peelingde kullandığımız materyal bir lazer cihazımızla birlikte yüze sürülmüş, iyi bir şekilde yayılmış karbon üzerine atış yaparak yüzeyel bir ısınma sağlayıp hani bu üst pigmentasyonların hani lazer ışınlarıyla birlikte görünüp orada ufak ufak yani hastamızın da günlük hayatını çok rahatsız etmeyecek şekilde pullanma tarzında dökülmeler olmasını sağlamak olacak. Bundan bir seansta tabii ki bu kadar kalıcı bir lekenin %100 yok olmasını beklemiyoruz. Lekelerin de açıklaşmasını, bazı lekelerin kaybolması gibi bir sonuç bekliyoruz. Anladığım kadarıyla Nihat Bey de zaten GRP ve mezoterapi yöntemiyle iç tarafından da hastamızın tekrar leke oluşumunu engelleyecek kodlarını değiştirecek şekilde işlemler yapmaya devam edeceğiz burada. Hazırsanız ilk önce karbonunuzu sürelim ve buradaki ilk işlemimizi tamamlayalım. Hiç siyah makyaj yapmış mıydınız hayatınızda? Yok, bir bakalım size yakışıyor mu siyahlık? Bir görelim. Ben de merak ediyorum. Hani güzele ne yakışmaz derler ama hani bakalım siyah siyah nasıl olacaksınız? İncecik bir fırçayla yüze eşit bir şekilde atış yapacağım bölgelere ince bir sıra halinde zaten jel kıvamında olan hazır bir paket olarak kullandığımız karbonumuzu yüzüne sürüyoruz hastamızın. Bakalım sürmemiz gereken başka bir yerimiz de var mı? Evet, bu yanağımız biraz eksik kalmış. Ters taraftan görememişim. Kuruyunca zaten rengi biraz antrasit rengine dönüyor. Biz anlıyoruz kuruduğunu. Ondan sonra da atışımıza başlayacağız. Şimdi hastamızın karbonu kurudu. Hani bunu dediğim gibi hafif grileşmiş tabakalardan ve elimizi sürdüğümüzde gelmiyor olmasından anlayabiliyoruz. Artık çalışma alanımız hazır. Tabii lazerle çalışacağımız için hastamızın gözünü lazerden korumak gerekiyor. Size bir tane gözlük takacağım. Tedirgin olmayın. Yani daha doğrusu gözünüzü komple kapatacağım. Şimdi cihazımızı hastamızın bu karbon peelingine uygun bir enerji dozuyla ayarladık. Ve sesi biraz ürkütse de hastamız da şimdi her gördüğümüz alandaki karbonu çıkartacak şekilde
atışlar yapacağız. Hazır mısanız başlayalım diyorum ben. Gördüğünüz gibi hastamızın teni biraz kuru, gergin ve hafif hafif o ısının etkisiyle olmuş kızarıklıklar mevcut. Dediğimiz gibi bu işlemin sonucunu nasıl anlayacağız? Hastamızda hafif pullanma tarzında dökülmeler olacak. Ve o dökülmeler genelde ilk 3-4 gün yoğun olmak şekilde ve bazı hastalarımızda da 24-48 saat sonra başlamak şeklinde gelişir. 5. gün, 7. gün ama en kötü ihtimalle 10. gün dökülmeler duracaktır. Bu süre zarfında kendisinin dikkat etmesi gereken bazı şeyler var tabii ki. Sauna, hamam, solaryum gibi çok sıcak ortamlar kendisine yasak. Güneşe çıktığı vakitlerde 3 saatte bir güneş kremini sürüyor olacak. Ve tabii ki böyle bir durum bize çok fazla nem kaybettirir, su kaybettirir. Günlük kilo su çarpı 35 mililitrede su içiyor olacak ki nem dengesini tekrar koruyabilsin. Tavsiyelerimize uyacağımızı düşünüyorum. Çok iyi sonuçlarla karşılaşacağız sizinle. Evet, hastamızı bol ateşli bir seanstan sonra yüzünü tamamlamış olduk. Ama sizden duymak isterim, herhangi bir ağrısızlığı oldu mu? Çok rahat bir uygulamaydı. Hiç acı hissetmedim. Çok enteresan ki burada dinlendiğimi hissettim. Teşekkür ederiz. Sadece şu kısmını kabul ediyorum. Hani ister istemez bir ateş kokusu, karbonun yarattığı o ısı kokusu gibi ilk önce bir rahatsız eden bir durum var ama biliyorsunuz ki sizi işleme almadan önce zaten bilgilendirdik hastamızı. Bakın sadece ses duyarsınız, koku duyarsınız, karbon partiküllerinin dağılışını hissedebilirsiniz ama onun dışında hani sizi rahatsız edecek, bir yan etki yapacak, herhangi bir komplikasyon gelişecek bir durum olmayacaktır. Ve zaten de öyle oldu. Sonra hastamızın cildinde bu kalan karbon partiküllerini serum fizyolojik sürdüğümüz gazlı bezlerle şu şekilde dağıtarak temizliyoruz. Ve temizledikten sonra bakalım bir seanslık karbon peeling ile hastamızı ne hale getirdiğimizi birlikte göreceğiz. Evet, şimdi hastamızı diğer işlem odamıza aldık. Biz bu içeride karbon peelingi çalışırken bildiğiniz üzere hemşiremiz kanını almıştı. Hastamızın kanını bir güzel santrifüj ettik. İçinden büyüme faktörlerini, trombositleri, plazmayı hepsini ayırt ettik. Üstüne üstelik az önce bahsettiğimiz üzere nasıl hastamızda leke çıkarmayacak yeni cilt dokusu üretiriz diye düşündüğümüzde koymamız gereken amino asitleri, polipeptitleri, vitaminleri ve bazı ilaçlarımızı da içine kattık. Bu karışımı şimdi hastamızın lekesinin bulunduğu yüz bölgesine, boyun bölgesine, hani bütün alanlara vereceğiz. Hem hastamızda bu aynı zamanda ince küçük kırışıklıklar için de faydalı olacak. Anti-aging açısından da faydalı olacak. Bir hastamızdaki nem dengesini de dengelemek açısından faydalı olacak. Şimdi hastamızın cildini az önce haliyle yaptığımız işlemle birlikte biraz sıcaklık artışı olmuştu. Bu ona ağrı hissettirmesin, rahatsız etmesin diye ufak ufak gördüğünüz gibi buz kompresyonları yapıyorum. Bu onun kendisini hem daha iyi hissetmesini sağlayacak hem de benim yaptığım küçük enjeksiyonlarımı daha kolay yapmamı ve onu rahatsız olmadan buradan kaldırmamı sağlayacak.
hadi başlayalım diyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Bunu tutabilir misiniz? Hastamızın az önceki hazırladığımız karışımını da yüzüne hani aralıklı bir şekilde enjeksiyonlar yapacak şekilde yedirdik. En sonunda biliyorsunuz ki GRP gibi bir faktör kullanıyorsak eğer biraz yüzde o kendi sıvısının dışarıya çıkmasını, hafif kanlı olan o sıvının maske gibi yüzde kalmasını istiyoruz. Çünkü o sıvının bize bir faydası var ve ne kadar emilirse o kadar iyi. Bu şekilde hastamızı göndermeyeceğiz tabii ki. Bir plasenta maskesi kullanarak hastamızın cildinin kızarıklıklarının ve bazı yerlerdeki ufak ufak oluşmuş şişliklerin yatışmasını sağlayacağız. Ama gördüğünüz gibi bu kadar işlem sonrasında bile hastamız gayet natürel bir şekilde duruyor. Hafif kızarıklıkları var sadece. Bakalım maskeden sonra güzelce kremleyelim ve son halini görüp hastamızı uğurlayalım artık. Şimdi size maskenizi yapıyorum. Göz çevreniz ve dudaklarınız açıkta kalacak. Bir de burun kökünüz açıkta kalacak. Gördüğünüz gibi dokusu çok güzel bir maskedir bu. Hani gayet yumuşaktır. Biraz soğuk olmasını istiyoruz. O yüzden dolapta tutarız bu tarz maskelerimizi. Sizin cildinizdeki şu anda oluşmuş hafif şişlikleri ve kızarıklıkları alıp sizin günlük hayatınıza daha rahat devam edebilmeniz ve kendinizi daha iyi hissedebilmeniz için uyguluyoruz. Şimdi 15 dakika istirahat moddasınız artık. Geçmiş olsun.